Evet. Aman aman neler aldık görme. Harika yemekler pişireceğim patrona. Sen ne yapıyorsun orada? Bunu tamir ediyorum. Bozuk muymuş? Evet, yani işteyse kullanalım değil mi yani? Yahu deliyorsun sen bunu, böyle tamir olur mu? Karışma be arkadaş be. Herhalde bizim de bir bildiğimiz var değil mi? Deli değiliz herhalde, dolabı durup dururken delelim. Ne oluyor? Doktor hanım, bu garson bizim dolabı tamir ediyorum diye deliyor ya. Allah Allah. Allah Allah. Ya müdahale edersen tamir etmem bak. Böyle bırakırım. Bak bırakıyorum. Bak böyle. Adam kızdı. Delik kaldı. Şimdi bu garson bozuntusu burayı deliyor ya. Oradan içeri bir kablo sokacak. Dolabın içine. Dolabın içine. Buraya kadar anladın mı? Sonra o kablonun ucuna... Sen niye duruyorsun? Sen şu malzemeleri yerleştirin arkadaş ya. Ampul takacağım. Hadi be kardeşim ya. Hadi herkes işini yapsın ya. Bak ben boş duruyor muyum? Bir dakika şimdi. Koşturuyorum. Bir şey anlatıyorum ya. Kablonun ucunu dolabın içindeki ampule bağlayacağız. Niye? İçine koyduklarımız karanlıkta kalmasın diye. Ha, bunun ne faydası var ki? Zaten dolap çalışıyor. Dolabın kapağını açınca ışığı da yanıyor zaten. Bak işte kendin söyledin. O bizim için. Kapağı kapattın. Kapattığında ne olacak? Işık mışık gitti. Karanlıkta kaldı içindekiler. Doktor hanım, bunun içindeki etin, sebzenin ışığa ihtiyacı var mı yani? Var tabii. Olmaz olur mu? Var mı diye soruyor bir de. Cehalet kötü şey. Onlar da can değil mi ama doktor hanım? Sen işine baksana, işte, konuşma. Bak işte. De. Vallahi ben bu işten bir şey anlamadım. Ama belki patron anlar. Hayır dur. Canım şimdi gidip... Patronun kafasını karıştırmanın ne anlamı var? İçindeki yiyecek maddelerin ışığa ihtiyacı var. Çünkü tazeliğini korumak için fotosentez yapmaları lazım. Yani yeni hücre üretmeleri. Başka türlü nasıl taze kalacaklar değil mi? Tabii. Eski hücreler ölecek, yenileri oluşacak. Buna epilasyon denir. Pardon. İçeride ışık başlar dolaşmaya... Işık akımı. Bu da sirkülasyondur. Hepsi bahane. Atmosfer şahane. Derken işte orada animasyon devreye girer. Yiyeceklerin dişi ve erkek hücreleri birleşmek için neye ihtiyaç duyarlar? Nedir o? Motivasyon. Ya. Motivasyon olmazsa bu dünyada hiçbir şey olmaz. Ya. En önemlisi ya, motivasyon. Tabii. Tamam. Bunların tümüne de manipülasyon diyorlar. Hı? Neymiş? Mani... Neymiş tekrar et, manipülasyon. Mani... Sen şimdi git bunu çalış. Amma salladın ya Aslı. Yani bunlar doğru değil miydi? Ben de deminden beri hayranlıkla dinliyorum. Uyku ilacı aldın mı? Nerede? Herif bir an bile yanımdan ayrılmadı. Ne yapacağız şimdi? Başka bir ilaç atarız artık yemeğe. Şey mi? Baş ağrısı ilacı falan mı? Yok canım. Durun bakayım. Ben üstünüze afiyet biraz petlik çekerim de... ...onun için de yanımda bir tedbir olarak her zaman müsil taşırım. Onu koyarız olur biter. Olmaz, bu çok riskli. Yok, o kadar da fena değil Aslı. Millet tuvaletten çıkamaz, biz de kaçarız. Çorbaya koyacağım. Siz çorba içmeyin, tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi gel şimdi. Hazır ortalıktan el ayak çekilmişken şu aşçıyı mutfağa taşıyalım. Hadi. Ben taşıyamam. Neden? Kusura bakma. Bir el atsan ne olur canım, yardım et çocuğa. Evet, bir el at ya. Hepimiz birden ortadan kaybolursak kuşku çekeriz. Ben burada kalıyorum. Tamam, sen el at. Hadi biz gidelim. Aslı'yı sana bırakacağım ha. Saftirik sen de. Sen ilaçlı çorbayı içmeyeceksin ama salatayı yiyeceksin. Seninkine özel olarak koyacağım. Aslı'yla ben kaçacağız ama sen bir yere kıpırdayamayacaksın. Vallahi doktor hanım, siz ısrar etmeseydiniz hayatta bu çömezler bu masaya oturtmazdım. Aşçı başı da bir çorba yapmış ki efendim. Nefis. Hakikaten çok güzel kokuyor, nefis. Size vereyim. Yok, bana verme, çorba alerji yapıyor. Hangisi? Yayla, domates, siz... hepsi. Şanssızlık. Aynen. İşte. Benim yerime de siz içersiniz artık. O halde ben size güzel bir rosto vereyim.
Artık ne varsa. Senin için hazırladım. Afiyet olsun. Vallahi çorbayla şişirdik karnımızı. Başka bir şeye de yer kalmadı. İyidir, iyidir ama çorba çok sağlıklıdır. Ben sofraya çorbasız hiç oturmam doktor hanım. İsabet. Çok iyi yapıyorsunuz. Özür dilerim patron. Çorba çok mu geldi acaba? Ben biraz karbonat içeyim. Evet, içeyim bari. Ay. Benim midem çok kötü. Bana bir karbonat hazırlayın. Hemen efendim. Ay, kurban olurum kibarlığına senin. Bir dakika ya. Ya şimdi sen şunu yap da benim acele gitmem lazım ya. Yani. Tamam tamam. Ama... Rahatına bak. İçine bir de limon sıkıver. Tamam tamam. İçini doldurmuşlar bunun ama fişini takmayı unutmuşlar. Ay, her şey bozulacak ayol. Daha bitiremedin mi? Hazırlayamadın mı uyuşuk herif? Bitti 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 bitti. Nihayet. Eline bak. Hey, hadi biraz acele et patron. Galiba Nurşen'le araları iyi. Hadi gidelim artık. Bir şey mi oldu hadi, yoksa? Hadi gitmemiz lazım. Hadi bir an önce gitmemiz lazım. Adamlar peşimizde. Bakın her an peşimize düşebilirler. Gitmemiz lazım. Ama ben Eren'i bırakamam. Eren'i bırakamam. Hadi artık. Aslı! Adamlar gelebilir. Hadi. Aman. Hadi. Aslı! Hadi. Aslı! Eren! Bir dakika ya. Bir dakika. Sen tuvalette değil miydin? Ya. Birader, kısmet olmadı maalesef. Tamam. Aşağıda binicili bir tuvalet var. Hadi koşun. Hadi. Yok canım, ne gerek var? Araba bu tarafta, yürü. Hadi koşun. Şşş, yabancı. Söyle bana sen kimsin? Benim evde ne işin var? Öyle misin, böyle misin? Annem babama kocam dedim. Sokakta görsem tanımazdım. Denize düşen yılana sarılır ama hiç şımarma adamım değilsin. Hey, kadınım.